Gürbüz Bey geldi mi alışverişimizi yaptık. Şimdi malzemelerimizi bırakıyoruz. Hadi sen giyin gel. Tamam, teşekkür ederim. Okey. Evet Gürbüz Bey geldim bugün. Ben yarışacağım. İnşallah kazanacağız burada. Her şeyimiz hazır değil mi Gürbüz Bey? Senin için hazırladım. Her şeyimiz hazır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şey çok mükemmel. Heyecanlı mısın? Heyecan var tabii ki ister istemez. Mutfağa biraz yabancı olduğum için. Ama inşallah yetiştireceğiz yemeğimizi. Azatcığım hazır mısın? Hazırım, hazırım. O zaman 3, 2, 1 süren başladı. Tamam. İlk olarak ekşili ıspanak çorbası için ayçiçek yağıyla biber salçası kavruluyor. Eyvahlar olsun. Bu acı biber salçasıymış. Kullanabiliriz, sıkıntı yok. Biber salçasını da kullanabiliriz. Pirinci ne zaman koyacaksın? Pirinci hemen koyacağız Gürbüz Bey. 1,5 su bardağı pirinç de salçayla karıştırılıp üzerine su ekleniyor. Ya niye soğuk su koydun? Kettle'da sıcak su vardı. Soğuk su da olur, sıkıntı olmaz Gürbüz Bey. Zamanımızdan çalmayalım. Onu da başka şeye kullanırız. Ay, yalnız suyu da çok oldu sanki. Ne kadar pirinç koymuştun? 1,5 bardak pirinç koydum. Çorba için yıkanan ıspanaklar ince ince doğranıyor. Azatçım, şimdi sen Diyarbakır'da doğdun büyüdün. Peki İstanbul'a ne zaman geldin? Yani 15 yıl, 20 yıl oluyor. Gidip geliyorum hem Diyarbakır hem İstanbul'da. İstanbul'a gelişin nasıl oldu peki? Ses sanatçısı olarak mı geldin? Buraya çalışmaya geldik, burada kaldık. Ondan sonra yavaş yavaş müziğe girdik Gürcü. İlk geldiğinde ne iş yapıyordun? İlk geldiğim zaman tekstil işiyle uğraştım. Ondan sonra müziğe girdik yavaş yavaş. Tekstilden müziğe geçişin nasıl oldu peki? Çevrendekiler mi seni teşvik etti? Yok ben önce yani kendi kendime söylüyordum zaten. Sesimin güzel olduğunu biliyordum. Ondan sonra yavaş yavaş müzik ortamına girdikten sonra zaten kendini keşfediyorsun Gürbüz Bey. Ya hadi bana Gürbüz diyecektin. Bey'i kaldırmıştık. Hadi prova yapalım. Tamam Gürbüz. Tamam Gürbüz. Tamam Gürbüz. Tamam Gürbüz. Hah şöyle. Ekşili ıspanak çorbası için bir tane soğan doğranıyor. Kaç çocuğun var demiştin? 4 tane çocuğum. Maşallah. Kaç yaşlarındalar? Biri 14 ya, biri 15 ya, 16 yaşında, biri 14 yaşında. Diğeri 4, biri de 5 ile 4 yaş. Kaç kız, kaç erkek? 4'ü de erkek Gürbüz Bey. Küp şeklinde doğranan soğanlar kavrulacak ıspanaklara ekleniyor. Tavaya konulan ayçiçek yağı ve salçayla ıspanak ve soğanlar kavruluyor. Azatçım kaç kardeşsiniz? 14 kardeş. Oy 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 oy. Maşallah. Kaç erkek kaç kız? 4 tane kız 9 erkek. Çorba için kavrulan ıspanak harcına çok az kıyma ekleniyor. Harç pişerken başka bir şey daha mı yapsan acaba? Pişerken başka bir şey. Kaburga dolmasının pilavını yapabilirsin mesela. Kaburganın bulgurunu burada yapmam lazım. Azat Bey kesinlikle yemeklerini savunamayacak. Yani ben 3 gün boyunca yorumlarımda %90 doğru çıktım. Bugün de öyle olacağını düşünüyorum. Mıy 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 sesi var zaten, nasıl ses sanatçısı anlamıyorum. Kendisini kesinlikle savunabileceğini düşünmüyorum. Azat Bey çenesiyle asla kendini savunamaz. O anca şarkı söyler, geveler durur. Şimdi neye geçtik? Şimdi kaburga harcına geçtik. Süzgeçten biraz bunu yapmam lazım. Bunu pilavı yıkamam lazım. Ya Azatçım sen daha önce yemek yaptın mı? Yani kendi kendime yaptığım için. Evde eşine yardım ediyor musun bakayım? Eşime yardım etmiyorum. Kendim yapıyorum sadece. Özel misafirler geldiği zaman yapıyorum. Hangi yemekleri yapıyorsun mesela? Çiğ köfte yapıyorum. Izgara çeşitlerini yapıyorum. Ooo mangal senden soruluyor yani. Mangal işleri yapıyorum Gürbüz Bey. Bir de çiğ köfte tabii. Çiğ köfte de yapıyorum. Kaburga dolmasının iç harcı için yıkanan pirinçler bol ayçiçek yağıyla kavruluyor. Pirinçlere çam fıstığı ekleniyor. Kuş üzümü ne kadar koyacaksın? Kuş üzümü böyle göz ayarında koyacağız. İç pilava başka neler giriyor? Mesela yeni bahar tarçın falan da giriyor mu? Biraz tuz giriyor, tuzu bırakalım. Bu arada sıcak suyun hazır, haberin olsun. Sıcak suyum hazır, suyu bırakmam lazım hemen. Suyu bırak, biraz tuz bırakalım. Ondan sonra bunu bıraktıktan sonra biraz... Çorbanın ıspanakları ne durumda? Bu arada ıspanaklı çorbamıza dönüş yapıyoruz. Onu
Biraz kavuralım, kendiliğinden kavursun. Kaburga dolmasının iç pilavı için kavrulan pirinçlere sıcak su ve şeker eklenerek pişmeye bırakılıyor. Sabah biraz bahsetmiştin ama yarışmaya neden katıldın? Bu yarışmaya katılmamın sebebi... Yalnız şerbet kadar şeker attın iç pilava ya. Tatlı olsun. Yani bu iç harcı tatlı olacak. Zaten yarın pişirilecek, tam pişirilmeyecek. Kıyma, soğan ve salçayla kavrulan ıspanaklı harç, çorba için kaynayan pirinçlerle birleştiriliyor. Çorbanın ekşi olması için ne yapacaksın? İçine limon tuzu koyacağız, ekşi olması için. Ay, Azatcığım çok oldu sanki. Fazla değil Gülmüz Bey. Zaten ekşidir, ismi üzerinde ekşili ıspanak çorbası demişiz. Çorbam kaynasın bu. Bu kaynarken kaburgamızı hazırlayalım. Hadi hemen başlayalım. Şimdi bu bütün kaburgayı sen getirmiştin. Nasıl hazırlayacaksın anlat bakalım. Buzunun bu yan tarafını açacağız Gürbüz Bey. Gürbüz yan burayı açacağız güzelce ne? Menüyü kiminle oluşturdun? Kendimle oluşturdum tamamen. Kimseden destek almadın mı? Kesinlikle. Yani daha önce yapmıştım ama buranın heyecanından dolayı biraz... Ya sahneye kameralara falan aşinasın aslında. Ya bu... Buranın heyecanı bambaşkaymış. Bu arada kuzuyu açtık. Kuzuyu açtık Gürbüz Bey. Kuzu işi tamamdır. Fırını önceden ısıtayım mı? Fırını biraz ısıt, ısıs daha iyi olur Gürbüz Bey. Hemen açıyorum o zaman. Azat Bey 3 gündür sağ gösterip sol vuruyor. Beğeniyor, puan vermiyor. Beğenmiyor, puan veriyor. Ben stratejisini anlayamadım. Bugün göreceğiz Azat Bey'i. Ben Azat Bey'i yani kendime rakip görmediğim için hazır ürün kullanmış kullanmamış cidden onlara bakmayacağım bile. Bu menü eğer gerçekten hakkını verip pişirip güzel lezzetiyle önüme sunulursa 8-9 alınabilir. Eşin yarışmaya katıldığını öğrenince ne dedi? Eşim biraz şaşırdı, yani şaşırdı katıldığım için. Ama ben ona söyledim, hala da inanmıyor ama bakalım görecek. Nasıl ya? Her gün buraya gelip gidiyorsun. Yok yok yani şey için, televizyonda katılacağıma inanmıyordu yani, şaka yaptığımı inanmıyordu. Sırada kaburga dolmasının salça sosu var. Rakiplerini nasıl buluyorsun? Rakiplerim yani şahsiyet olarak iyiler ama yemekte çok şey yapıyorlar, çok... Ne yapıyorlar? Sorun çıkartıyorlar, çok sorun... Sıkıntı çıktığı için. Ay, sosun yağı fazla oldu sanki. Allah'ım yarabbim ya. Sorun çıkartıyorlar diyordun. Rakiplerim çok yemekten çok çok farklı eleştiriler yapıyor. Birbirlerini azarlıyorlar. Birbirlerinin üstüne çok gidiyorlar. Bence yanlış yapıyorlar yani bu şekil olmaması lazım. Vallahi dün senin Yazgül'ü koruduğunu söylediler. Ben Yazgül'ü korumadım. Yazgül'ü hiçbir konuda da tanımıyorum. Arkadaşlar benim onu tanıdığımı söylediler. Yalnız sen de yemeklerini beğendim deyip altı verdin. İşte ben zaten puanlamada belli oluyor bir benim onlar Yazgül'le bir bağlantım olmadığını. İyi de yemeklerini beğendim dedin. Ben yemeklerini beğendim. Ben ana yemeğini beğendim. Bir de... Gözlemesini beğendim. Yani çorbasında sıkıntı vardı. Ben çorbasını pek beğenmedim. Bu yüzden yani sorun sadece burada vardı. Başka da bir sorun yoktu. Bugün Yazgül bomba gibi gelecek. Dün çok üzüldü. Ama onun hatasıydı. Baklavayı açamamış, olmamış, hamurdu. Açıkçası ben de üzüldüm. O kadar zahmet edip, emek verip olmaması özellikle de baklavanın üzdü. İlk iki gün Yazgül Hanım hiç sesini çıkarmadı. Kendi gününde Birsel Hanım'daki canavardan da daha büyük bir canavar çıktı içinden. Yani ben Yazgül Hanım'dan şok oldum. Bugün kesinlikle Ezgi Hanım ve Azat Bey'in üstüne gideceğini düşünüyorum. Yazgül Hanım'dan korkuyorum açıkçası. Ben üstüğü için bir şey demiyorum. Tabii kendince yorum yapıyor. Yorum yapmakta da haklıdır. Ona bir şey demiyorum. Ama o da benim... Yazgül'ü savunduğumu belirtiyor ama Yazgül'ü hiçbir zaman savunmadım yani. Bu arada iç pilav oldu mu? Pilavım yarın pişecek zaten. Kaburga dolması için ön pişirmesi yapılan iç pilav tezgaha alınıyor. Salça sosu yanmaması için sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Rüştü'yü sevdin mi? Rüştü'nün şahsiyetini sevdim yani. Yani karakter olarak güzel düzgün bir arkadaş. Yalnız yemekte bayağı bir eleştiriyle geliyor. Eleştiride yani baskı uyguluyor ama bilmiyorum. Herhalde onun gününde kendisine çok güveniyor. Yani gününde şey yapacağını
yani yetiştiremeyeceğine inanıyorum yani yemeğini. Bu arada sosun da oldu galiba. Evet sosum da oldu, bunu da kapatalım. Şimdi kaburga dolmasını nasıl yapacaksın anlat bakalım. Bunu şimdi kaburgamızı normalde soğuması lazım. Ama kaburgamız zaten odada soğuk olduğu için bunu içine bırakacağız. Birbirleriyle bütünleştireceğiz bunu güzelcene. Diyarbakır'dayken sık sık kaburga dolması yapar mıydın? Yani ben doğrusunu söylersen yani yaptım. Çok sürekli yaptığım bir yemek değil ama biraz idealli bir yemek olduğu için bunu denemeye çalıştım inşallah. İlk defa mı yapıyorsun yoksa? Yani yok, daha önce de yaptım. Yani kıvam olarak tutulacağımı düşünüyorum. Yani tutursam iyi olacak. Peki kaburga dolmasını beğenirler mi sence? Ben beğeneceklerini düşünüyorum. Yani beğenecekler kaburga dolmasını. İç pilavla doldurulan kuzu kaburga pişerken dağılmaması için temiz bir iğne iplikle dikiliyor. Sen evde pek yemek yapmıyorum demiştin. Niye işine mutfakta yardım etmiyorsun bakayım? Yani yaparsan, çok yaparsan senin üstüne gelir. Bu yüzden bazı yerlere girmiyorum. Çok yani sen şimdi iş sana kalmasın diye mi yemek yapmıyorsun? Yani ben yani gerekirse yaparım ama gerekmediği sürece yapmam yani. Ya bu yemek ve temizlik sadece kadınların işi mi? Erkekler neden yapmıyor? Yani erkekler de yapıyor, hanımlar da yapıyor tabii ki ama yerine göre. Yani ben şahsım olarak ben yapmıyorum. Yapan erkekler çok var tabii. Peki o ev işi yapan erkekleri destekliyor musun? Yani mecburiyettense yapsınlar ama mecbur değilse bence yapmasın. Çünkü sonradan üstüne giderler. Ben bunu sana söylüyorum. Kim üstüne gider ya? Yani hanım bu sefer işi eşit yapmasını ister. Sen niye bunu yapmadın derler yani. Beraber eşit yapın işte. Ne güzel. Vallahi bence yapmasın. Ben yapmamasından yanayım. Peki sen eşinin çalışmasını ister miydin? Eşimin çalışmasını istemem. Eşin hiç çalışmadı mı? Yok, eşim çalışmamış. Peki neden istemiyorsun? Niye istemiyorum? Eşim çocuklarıyla ilgileniyor. Çocuklarıyla ilgilendiği için ben fazla şey yapmıyorum yani. Bu arada bak şurası açık kalmış. Orayı da dikmen lazım. Şimdi sen eşinin çalışmasını istemiyorsun yani, öyle mi? Yok, ben çalıştırmam. Çalışmasını da istemem yani. Ya kendi parasını kendi kazansa, sana muhtaç olmasa fena mı olur yani? Yani kendi parasını kazansa ben olduğum sürece çalıştırmam ama ben olmadığım zaman mecbur olursa tabii ki çalışır insan. Pişerken iç pilavın dışarı taşmaması için kuzu kaburganın bütün kenarları iplikle dikiliyor. Kaburga dolması Azat Bey Diyarbakırlı olduğu için Diyarbakır usulü yapacağını düşünüyorum ki Diyarbakır usulü kaburga dolması 3 saat buharda haşlanması gerekiyor. Ki bunu da yapamayacağı için nasıl yapacak bu kaburga dolmasını çok merak ediyorum. Kaburga dolması ilk 3 güne göre gayet güzel bir seçim cidden. Yani hem davet masası için hem uğraş için. Umarım şöyle güzel bir kaburga dolması yapar da yeriz. Yani ama ben Azat Bey'den patlayacağını düşünüyorum. Umarım kaburga dolmasının ipleri gibi kendisi patlamaz bugün. Parayı kazanırsan ne yapacaksın? Parayı alırsam bir kısmını anneme vereceğim. Anneme sözüm var, ona hediye alacağım. Bir kısmını da dağıtacağım. Annen nerede? Annem kışın buraya İstanbul'a gelir, yazın da Diyarbakır'a gelir. Kenarları dikilen kuzu kaburganın üstüne salça sosu sürülüyor. Sosu acı biber salçasıyla yapmıştın değil mi? Acı biber sosunu pilavımıza. Tepsiyi getireyim mi? Tepsiyi getir Gürbüz. Kuzu kaburganın kemikli kısmı da salça sosuyla kaplanıyor. Sence en adaletli yarışmacı kim? Adaletli bir yarışmacı yok. Herkes kendini adaletli olarak görüyor ama ben görmedim yani. Peki sen adaletli misin? Yani ben adaletli davranıyorum ama kimisi sen şey yapıyorsun, kimisi şimdi de bunu, evet bunu şimdi şey yapalım. Bunu güzelce bir kaburgamızın altına alıyoruz bunu. Kaburga dolması pişerken kurumaması için önce yağlı kağıt sonra da folyoyla sarılıyor. Hazırlanan kaburga dolması üzerine fırın ızgarası konulan tepsiye yerleştiriliyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi de altına biraz su koyacağız buhar vermesi için. Bunu da şimdi şöyle yapalım. Fırını önceden ısıtmıştık zaten. Evet, fırın daha önce açılmış. Şimdi suyunu bırakalım. Altına biraz suyunu bırakacağız. Etin kurumadan pişmesi için tepsiye bolca su konuluyor. Ve nihayet ana yemeğimiz kaburga dolması fırında pişmeye başlıyor. Fıstıklı burma baklava için bolca tereyağı eritiliyor. Bu hafta herkes baklava yaptı vallahi. Bu hafta bizim şansımıza herkes baklava yapıyor. Ben baklavanın
baklava yapacaklarını düşünseydim ben yapmazdım ama hepimiz piştiği olduk bu hafta. En çok kimin baklavasını beğendin? Bilsen Hanım'ın baklavası güzeldi yani Midye baklavası güzeldi. Peki dün Yazgül'ün yaptığı kat kat baklava nasıldı? Yok güzel değildi, hamurluydu, olmamıştı. Yalnız hepsi el açmasıydı. Sen niye hazır yufkadan yapıyorsun? El açması biraz riskli olduğu için riske gelmemek için ya bunu kullanıyorum. Evet, bu hafta baklavadan gidiyoruz. Üçüncü baklavamız tereyağlı fıstıklı burma tat baklavası. Burma baklava midye baklava gibi yapılan bir aynı işlemlerden geçiyor. Fıstıklı yine. Güzel yaparsa, kıtırlığı yerinde olursa, şerbetini de tutturursa dediğim gibi severim, notumu da veririm. Şimdi tereyağlı fıstıklı burma baklavayı nasıl yapıyorsun anlat bakalım. Mısır kavurusu burada. Zaten böyle daha iyi. Ben biraz bunu fırçayla buranın içine dolduracağım. Ondan sonra dökülüyor biraz, sıkıntı yok. Yağımızı bırakıyoruz. Ondan sonra cevizlerimizi. Antep fıstığını sen getirdin değil mi? Bu fıstığı Diyarbakır'dan getirdim. Ama hazır fıstık. Bu şekilde kullanacağız. İnşallah tadı güzel olur. Şimdi nasıl burma baklava şekli vereceksin göster bakalım. Şimdi bunu güzelcene çeviriyoruz. Evet. Sen birinci olamazsan kim olsun istersin? Ben birinci olmasam Yazgül birinci olmasını isterim. İyi de ona 6 verdin. Yani 6 puan da az bir puan değil yani. Az bir puan değil yani. Gümüş. Oklavadan çıkartılan burma baklava tepsiye yerleştiriliyor. İki kat hazır baklava yufkasının üzeri tereyağıyla yağlanıp bolca toz Antep fıstığı serpiliyor. İncecik oklavaya sarılan yufka iki kenarından sıkıştırılıp oklavadan çekilerek çıkartılıyor. Vallahi bunu çok eleştirecekler benden söylemesi. Neyi eleştirecekler? Baklava yufkasını hazır kullanmanı. Hazır sadece yufkası hazır. Başka da hazır bir şey yok yani. Ya daha ne olsun zaten. Öyle değil. En önemli şey yufkası değil mi? Yufkası yapmışlar da ne oldu? Yani bunların paklavası olmadı ki Gürbüz. Bu arada 1 saat 10 dakikan kaldı. Tatlı tereyağlı fıstıklı burma baklava. Şimdi önemli detay acaba el açması mı hazır yufka mı kullanacak? Bence Azat Bey zaten el açması yapamaz. Böyle bir menüyü de yetiştiremez. O yüzden hazır yufka kullanacaktır diye düşünüyorum. Hazır yufka kullanırsa zaten bundan benden hiçbir şekilde puan alamaz. Yine de şerbetine, kıvamına da bakacağım tabii. Bence Azat Bey klip çıkarmaya gelmiş, kendini göstermeye gelmiş. Bana kalırsa bir sesinin de olmadığını düşünüyorum. Yani bugün bakalım kendi gününde bir şeyler söyleyecek mi ama ses tonu o kadar düşük ki nasıl ses sanatçısı ben merak ediyorum kendisini. İşte 6 tane tereyağlı fıstıklı burma baklavamız hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu üst içine yağını bırakacağız ama yağ buna fazla gelir. Eritilmiş tereyağıyla yağlanan burma baklavalar kesilerek dilimleniyor. Ve nihayet tereyağlı fıstıklı burma baklavamız da fırında pişmeye başladı. Yalnız fırının tabanına koyduğun için inşallah altı yanmaz. Altı yanmaz çünkü buhar var. Buhar müsaade etmez. Ekşili ıspanak çorbasına tuz ekleniyor. Ya çorba biraz duru oldu sanki. Şimdi kuru olduğu zaman yemek olur. Ama su fazla ilave etmen lazım. O zaman şimdi neye geçiyoruz? Şimdi çorbamız da pişsin. Tatlının şerbetini de koymadın hala. Şerbetini koyacağız hemen. Şerbeti hemen bırakacağız. Fıstıklı burma baklavanın şerbeti için tencereye konulan şeker ve su kaynamaya bırakılıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Salatamıza geçeceğiz. Salata için malzemeler bol suyla yıkanıyor. Şimdi bu hangi salata? Ezme mi çoban mı? Çoban salatası yapacağız. İçinden de malzemeler alacağız. Onun da ezmesini de yapacağız. İki çeşit yapacağız. Şuradaki baharatları nerede kullanacaksın? Baharatları çiğ köfte için kullanacağım. Sen getirdin değil mi? Tabii kendim getirdim. Özel getirdim. Peki şu tane sumağı nerede kullanacaksın? Sumak kullanacaktım. Limon tuzu olduğu için artık gerek duymadım. Ha çorbada mı kullanacaktın? Tabii çorbada kullanacaktım. Limon tuzu olduğu için artık ona gerek duymadım. İkisi de aynı sonuçta. İkisinden birini kullanacaksın. Ben ekstradan fazla getirdim. Peki salatalıklar her iki salatada da olacak mı? Hem ezmede kullanacağım hem de çoban salatasında kullanacağım malzemeleri. Ezmeyi robotta mı yapacaksın yoksa elinde mi doğrayacaksın? Ezmeyi robotta yapacağım. Küp şeklinde doğranacak domates kabuklu olarak dilimleniyor. Domates çoban salata için herhalde. Evet salatamızı hazırlıyoruz, çoban salatamızı. Ondan sonra
bir tane domates doğruya kabuğunu soyacağız. Onu da ezmele salatası olarak kullanacağız. Bu arada senin için robotu çıkardım. Tamam. İleride de müziğe devam edecek misin yoksa başka planların var mı? Ben müzikten yürümek istiyorum. Çoban salata için büyükçe doğranan salatalıklar domateslere ekleniyor. Ya bu salatalıklar çok büyük oldu sanki. Niye büyük oldu? İsmi üzerinde çoban salatası. Yani çobanlar genelde yaparlar, elle yaparlar. Vallahi çoban salatasında hiç bu kadar büyük salatalık görmedim. Yok yani... Ben biraz daha büyük yaptım ama böyledir normalinde. Bunu çok eleştirebilirler, haberin olsun. Eleştirirlerse de karar onların şeyine bırakacağım, inisiyatifine bırakacağım. Domateslerin ardından doğranan kıvırcık marul yaprakları da çoban salataya ekleniyor. Bu arada baklavaya baksan iyi olur. Üstü hiç kızarmamış. Niye böyle oldu? Buhar buna olmaz. Bunlar ikisi yan yana oldu. Eyvah! Ne olacak peki? Bunu... Acaba ilk baklavayı mı pişirsen? Çünkü süre içinde şerbeti de dökmek zorundasın. İşte bunu pişme şeyi sıkıntı yani. Vallahi şu an bir seçim yapmak zorundasın. Ya önce kaburga dolmasını çıkarıp baklavayı pişireceksin ya da kaburgayı bekleyeceksin. Kaburganın pişmesine ne kadar var? Pişmesi işte o biraz zaman alacak. Ya keşke sen de Yazgül gibi fırın getirseydin. Aslında önce baklavayı pişirsen daha iyi olur sanki. Kaburga sunuma kadar pişmeye devam edebilir. Ya da baklava bu şekilde fırının tabanında pişmeye devam etsin. Yanmış mı? Yani altı yanacak böyle. Vallahi sana bir sürü fikir verdim ama. Bana fikir versen onu olmuyor yani, böyle olmuyor yani. O zaman son kararın ne? O biraz kalsın o zaman. Sen bilirsin. Ama sen gel beni dinle, önce baklavayı fırına at. Kaburga dolması tezgaha alınıp tereyağlı fıstıklı burma baklava fırında pişmeye bırakılıyor. Çoban salata için doğranan yeşil biberlerle domates ve soğan da diğer malzemelere ekleniyor. Sosu sonradan eklenecek olan çoban salatamız nihayet hazır. Sırada ezme salata var. Bu arada Ezgi senin için sesi yok diyormuş. Sesi yok ama bugün sesimi duyacak yarışmada. Kendi günümde sesimi duyacak. O yüzden o öyle desin. Ben bilerek şarkıyı söylemedim. Yani orada şov yaptı diye demesinler. Bu yüzden kendi günümde söylemek istedim. Kendi günümde söyleyeceğim yani. Ezme salata için doğranan maydanoz, domates, salatalık, yeşil biber ve soğan robotta ezilerek ufaltılıyor. Malzemeler kaseye alınıyor. Ayrı bir kapta domates ve biber salçasıyla baharatlar karıştırılıp suyla kıvamı açılıyor. Ezme salatanın salça sosu da hazır. Bu arada Yazgül demiş ki, Azat bugün yemek yapacak inşallah. Yapmazsa elimden çekeceği var demiş. Yazgül Hanım haklıdır. Ben çünkü normalinde 7 puan verecektim ama son anda pişman oldum. Keşke 7 puan verseydim. Yemek konusunda da gelince eminim ki kendisi de Düneyin biraz zorlandığı için haklıdır. Burada yarışmak gerçekten çok zor ve heyecanlıdır. Onun dediklerine katılıyorum. Ezme salata da bitti galiba. Ezmemiz bitti. Ay, yalnız çok tuz attın. Yok, sıkıntı yok. Nasıl sıkıntı yok? Tadına bakabilir. Vallahi bu ezme değil, ezmeli tuz salatası oldu. Ezme salata, ilk 3 gün salata yiyemedik diye sanırım Azat Bey 2 farklı salatayla gelmek istedi ama yani salata ne gerek var bu kadar 2 tane salataya, anlamadım. Ezme salata güzel, en azından uğraş gerektirici bir salata. Rokayı 3'e 4'e bölüp getirmeyecektir diye düşünüyorum. Bakalım ezebilecek mi, küçük yapabilecek mi, sosunu nasıl ayarlayacak, salçasının arayışını ekleyebilecek mi merak ediyorum. Ara yemekte sunulacak çiğ köfte için ince bulgur ve küp şeklinde doğranmış soğana baharatlarla salça ekleniyor. Rondoda un kıvamında çekilen cevizler çiğ köfte malzemelerine katılıyor. Üzerine bir su bardağı ayçiçek yağı ve biraz da su konulan çiğ köfte malzemeleri karıştırılıp iyice yoğruluyor. Vallahi soğanı büyük doğraman başına iş açtı. Tek tek soğan alıyorsun ya. Bu soğanlar olmasaymış daha iyi olacaktı ya da rendeden geçirseydik.
daha güzel olacaktı ama. Ama kokusu çiğ köfteye sinmiştir herhalde. Bak bak şurada da var. Hemen alalım bunları içine. Et yerine cevizle hazırlanan çiğ köfte uzun süre yoğruluyor. Çiğ köfte türküsüz yoğrulmaz Azatcığım. Hadi bize bir türkü söyle bakalım. Bahçada güller açmış, gidek havuz başına. İnsaf merhamet eyle, bak gözümün yaşına. İnsaf merhamet eyle, bak gözümün yaşına. Bravo! Ağzına sağlık Azatçım. Güzel sesini tekrar dinlemiş olduk. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Bu arada soğanları bana hatırlatmasaydın çok kötü olacaktı. Biraz serek oldu. Şimdi çiğ köfteyi yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorsun. Kalan sürense 20 dakika. Yoğurmaya devam edecek misin? Biraz daha su bırakalım. Uzun süre yoğrulan çiğ köfte kurumaması için üzeri yağlı kağıtla kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Bravo Azatçım! Bütün yemeklerin tamam. O zaman şimdi doğru masayı hazırlamaya. Koş hadi koş. Hadi hemen masanı kur bakalım. Masa örtüsü yerine iki ayrı runner kullanmayı tercih eden yarışmacımız peçeteliğini ve Amerikan servislerini de yerleştiriyor hemen masaya. Masa düzeni tamamen Yazgül Hanım'ın masa düzenine benzeyecektir. Çok yakın karakterler. Çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Daha önce hiç böyle bir masa kurmuş muydun? Yok ya, biz hep yerde yeriz. Normalde yerde yeriz. İstanbul'da da yer sofrasında mı yiyorsunuz? Yani masa pek kullanmayız ama sonuçta bir yarışmadır. Yarışma şeyine göre gitmemiz lazım. Azatçım onlar tatlı için. Büyük olanlardan ikişer tane sağ tarafa koy hadi. Bu arada şu tabakları neden koymadın? Pardon, onları unuttum gümüş. Onları unuttum, çok özür dilerim. Hala yer sofrasında yemeye devam ediyor musunuz? Biz hala da yerde yiyoruz. Çünkü daha rahatız, daha samimi oluyor, daha güzel oluyor, daha eğlenceli oluyor. Çatallar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Çatallarımız tamam. Bunlar büyük çatal yok. Yok. Bak işte hepsi burada. Masa düzeni bu menüde bence yöresel bir masa düzeni yapması gerekiyor. Bakır tabaklar, bakır ayran bardakları. Ben Azat Bey'den bunu bekliyorum. Vallahi bakır ayran kapları getirmen süper olmuş. Ezgi de senden böyle bir şey bekliyormuş. Kaç dakikan varsa? Evet. Vallahi son dakikalar. Hadi hemen tuzluk takımını da götür. Tuzluk baharatlarım nerede? Tuzlu baharat. Koş. Tuzluk takımı da tamam ve masan hazır. Bitti. Hadi şimdi doğru giyinmeye. Koş Azat, koş.